Ve şimdi de sevgili Süreyya Üzmez'le buluşma vakti. Süreyya Bey bu hafta bakın hangi balığı anlattı, hangi tarifi verdi. Bu arada dönüşte bir şey söyleyeceğim. Ramazan'da balık hem iftarda hem de sahurda o kadar güzel yakışıyor ki sıcak havalarda akşama kadar susuz kaldığımız günlerde iftar sofrasına oturduğumuzda birdenbire kebap veya et gibi yemeklerde yemeye başlayınca birdenbire yorgunluk hissi ve vücudumuzda ağırlık oluşuyor. Bunu önlemenin en kolay yolu balık yemek. Bugün çok zengin malzemelerle iftarda sizi toplayacak, eğer sahurda da balık yerseniz akşama kadar sizi zinde tutacak bir tarif vereceğim. Çıprayı öncelikle piloda çıkarıyoruz. Piloda çıkarttıktan sonra derisiyle beraber tepsiye yerleştiriyoruz. Patatesleri ince ince kesiyoruz. İstiridye mantarı, soğan, yeşil biber, sarı biber, kapya biberi, tane karabiber, tuz, biraz tarfan katın. Defne yaprağı, elma suyu, domates suyu, sarımsak. İki tane malzememiz var. Kereviz yaprağı ve çiğ krema. Önce patatesleri tepsinin tabanına yerleştiriyoruz. Üzerine balık filetolarını koyuyoruz. Sarımsakları serpiştiriyoruz. Tane karabiberleri serpiştiriyoruz. Tepsinin tabanına biberleri yerleştiriyoruz. Mutlaka tuz ekliyoruz çünkü balık tuzlu ortamda yaşadığı için tuzsuz balık olmaz. Daha sonra domates suyunu döküyoruz. Mantarları serpiştiriyoruz. Soğanları tepsinin içine bırakıyoruz. Bir tutam safran hem balığın üzerine hem de tepsiye gelecek şekilde bırakıyoruz. İsterseniz bunu suyun içinde erit de bırakabilirsiniz. Daha sonra elma suyunu gezdiriyoruz. En son da balık bulyonu hem balıkların üzerine hem de tepsiye döküyoruz. 180 derece fırında yaklaşık 25 dakikada fırında çıpra hazır olacak. Fırından balığımızı çıkart. Son 5 dakikaya girdik. Hemen yağlı kağıdı alıyoruz. Ondan sonra kereviz yapraklarını bırakıyoruz. Bu sefer açık olarak tekrar fırına koyuyoruz. Son derece besleyici bir iftar sofrası yemeği. Son derece hafif. Gerçekten çok lezzetli bir balık. Afiyet olsun.